Demokrasi, toplumun çok farklı kesimlerinin çoğulcu düşüncelerini, çıkar çatışmalarını demokratik platforma rahatça getirmelerini, sadece ne fikirsel bazda değil, yaşam biçimindeki değişiklikleri de devletin hukuksal güvencesi altına alan bir rejimdir. Kemalizmin tek sesliliği, otoriterliği, totaliterliği, çünkü Kemalizm tek parti demek, bunun dışında bir düşünce bu arada yasaktır demek. Bakın, Türkiye'de anayasaya göre bizim hepimizin Kemalist olma zorunluluğu vardır. Ben Kemalist değilim, demokratım dediğim zaman bu anayasaya göre benim burada yaşam hakkım elimden alınıyor. Kemalizmin liberalizmle, hatta demokratik liberal rejimle bağdaşmadığı yolunda son yıllarda biliyorsunuz birçok görüşler ifade edildi. Bu görüşler genellikle ikinci cumhuriyetçilik adı altında toplanıyor. Buna göre Kemalizm de Osmanlı mutlakiyetinin bir devamıdır. Askeri bürokratik bir diktatoryadır. Tepeden inme devrimlerle toplumu değiştirmeye çalışmıştır. Dayatmacıdır. Sınıf mücadelesini dolayısıyla çoğulcu bir rejimi reddetmektedir. Halkçılık ideolojisi aslında demokratik bir ideoloji değil, sınıf mücadelesini yasaklayan, kısıtlayan, dolayısıyla toplumun çoğulcu yönde gelişmesini engelleyen bir ideolojidir. İkinci cumhuriyetçilerin görüşlerini aşağı yukarı bu eksen etrafında toplayabiliriz. Bence bu görüşler Atatürkçülüğe, Kemalizme büyük haksızlık etmektedir. Bunları nokta nokta cevaplandıracak kadar zamanımız olduğunu sanmıyorum. Fakat elbette Kemalist doktrinde elitçi, seçkinci bir takım unsurlar vardır. Fakat her dönem kendi içinde bulunduğu sosyal şartlar içinde değerlendirilmelidir. Acaba 1920'lerin Türkiye'si gerçek anlamda demokratik, çoğulcu, sivil toplumcu bir gelişme yönüne girebilir miydi? Bundan çok şüpheliyim. Toplumu değiştirecek kişiler kendilerini bir üstün noktada görüyorlar. Üstün noktada olmaları kısmen doğru, şey açısından doğru, eğitimleri açısından doğru, belki devlet içinde edindikleri konumlar açısından doğru. Meşru demiyorum ama fiili olarak doğru, bir üstün noktadalar. Bu üstün noktayı ulaşılmaz bir nokta olarak addedip, diğerlerinin ulaşmaması gereken bir nokta olarak addedip, hem de onların bu noktaya doğru çaba göstermelerini bekliyorlar. İşte burada çok büyük bir çelişkisi var Kemalizmin. Halk dediğimiz zümre, Kemalist anlamda. Gerçekten Kemalist ideolojinin istediği biçimde batılılaşma hareketine yöneldiği zaman, gerçekten toplum olduğu zaman, modernleştiği zaman, dernekler kurduğu zaman, siyasi partilere girdiği zaman, kendi başına bir dinamik getirdiği zaman paniklemeye başlıyor. Bu sefer de devletin denetiminin dışına çıkmış olarak görüyor ve bir baskı getirmeye başlıyor. 60'larda gördük, 70'lerde daha çok gördük bunu. Dolayısıyla açmaz içinde aynı zamanda. Hem elit, hem de toplumun da o elitlere doğru akmasını, dönmesini bekliyor. Fakat toplumdan da benzer davranışlar çıktığı zaman telaşlanmaya başlıyor. Şimdi Kemalizm başından itibaren Jacobin bir harekettir. Yani Jacobin derken en çok benzediği diyelim, tam Jacobin olduğunu da belki söyleyemeyiz. Ve bu da bir belki kaçınılmaz bir şeydi. Çünkü bir dar kadro hareketiydi. O kadronun daha geniş olması belki mümkün değildi tarihi koşullardan ötürü. Ve bu dar kadro toplumu dönüştürmeye çalışıyordu. Dolayısıyla elitisti. Dolayısıyla işte doğru fikirlerle hareket ettiğine ve topluma doğru yönü gösterdiğine kesin kanaati vardı. O yapısıyla işte pozitivist bir felsefesi vardı ki pozitivizmin de Jacobinizmle
yakın bağlantıları vardır tarihi olarak da, felsefi olarak da. Yani özetlediğimizde hep söylediğimiz şey, yani yukarıdan aşağıya bir toplumu işte dönüştürmek. Şimdi böyle bir şey demokratik bir proje değil bu proje. Belki özlemleri, uzun vadede özlemleri bakımından demokrasiyi içeriyor ama yani kendi somut prosedürleri bakımından demokratik değil. Modernleşmenin temel kurumlarından bir tanesi meclisin üstünlüğüdür. Bu modernleşme demokrasi ise demokrasinin de temel kurumu meclisin mutlak üstünlüğüdür. Ama meclis gerçekten mutlak üstünlüğüne sahip çıktığı andan itibaren de Kemalist kadrolar da panikliyorlar. Meclis gerçekten üstün duruma geçtiği zaman meclisin üstünde de bir atanmışlar kurulu, bir meşruiyetleri kendilerinden menkuller kurumu meclisin üzerine çıkıveriyor hemen. Ve o otonom kurumlar vasıtasıyla bir kamuoyu yaratılmaya çalışıldı. Ve o kamuoyunun dönerek tekrar yasamayı denetimi altına alması amaçlandı. Şimdi bu 1970'lere kadar sürüyor. Fakat 1970'lerin başında siyasal iktidarlar büyük ölçüde bu sözünü ettiğimiz bürokratik, entelektüel bürokratik seçkinleri kontrol altına almaya başladılar, denetlemeye başladılar ve de bunu da büyük ölçüde bürokrasiyi politize ederek yaptılar. İşte ondan sonra ordunun daha çok devreye girdiğini görüyoruz. Ve Kemalizmi ordunun yaşattığını görüyoruz esas itibariyle. 1960 ve 1971 askeri müdahalelerini yapan ordunun büyük ölçüde bu biraz önce bahsettiğim entelektüel bürokratik seçkinler çizgisinde Atatürkçü görüşe sahip olduğunu düşünüyorum. 1980'den sonra ise ordu bu ideolojik Kemalizmi kanımca bir kenara bırakarak Kemalizmin daha yumuşak bir yorumunu benimsemiştir. Ve daha öncelere nispetle mesela dinin Türk toplumunda oynadığı rolü bir başka türlü görmeye başlamıştır. Kemalizmin çok merkeziyetçi ve bürokratik bir toplumsal yapıyı modern toplum adına hedeflemiş olduğunu söylemek mümkün değil. Yani böyle bir şey yok aslında Kemalizm'e baktığınız zaman, Kemalist metinlere baktığınız zaman, Kemalist söylemin kendisini anlatma, ifade etme, topluma aktarma biçimlerine baktığınız zaman böyle bir şey söylemek, çıkartmak pek mümkün değil gibime geliyor. Ama Kemalizm'in pratiklerine baktığınız zaman, yani Kemalist Cumhuriyet'in kendi kendisini var etme pratiklerine baktığınız zaman böyle bir bürokratik merkeziyetçilik ayan beyan ortada. Ama bu sadece Kemalizme özgü değil. Yani Kemalist Cumhuriyet'in siyasi pratiklerine özgü bir tarihsel özellik değil. Modernleşme sürecine, yani bir tarım toplumu olmaktan çıkıp da sanayi toplumu olma sürecine girmiş olan toplumların hepsinde, özellikle de bu süreçte geç kalmış olanlarda, siyasi otoriteyi, egemenliği temsil eden devlet organının topluma yönlendirici bir biçimde, tepeden ve müdahaleci bir biçimde, çoğu zaman da bildiğimiz modern demokrasinin değerleriyle ve idealleriyle pek uyuşması mümkün olmayan, hatta çatışan veya hatta onlarla tamamen zıtlaşabilen biçimlerde oluşturmuş olduğu bir takım pratikleri görüyoruz. Örneğin çok iyi bilinen, tarihsel olarak çok iyi bilinen örneklerden bir tanesi aydınlanmış despotizm diye ifade edilir. Yani bireysel özgürlük, demokratik katılım, işte demin söylediğim manada hukuki eşitliğe vurgu yapan yurttaşlık, vatandaşlık anlayışlarının yerleştirilmesi için, ne bileyim ben, ekonomik manada sanayileşmenin geliştirilmesi,
siyasi manada demokratik bir parlamenter düzenin temsili demokrasinin oturtulması, kültürel anlamda insanların kendilerini özgür bireyler olarak kavrayıp cemaat bağlarının nispeten gevşekleştirilmesi gibi gelişmelerin modern toplumun gerekleri olduğu düşünüldüğünde, böyle bir modern topluma varabilmek için diktatörlük kurmak gerektiği ya da diktatörce davranmak gerektiği, tepeden inmeci davranmak gerektiği Almanya'dan dünyanın birçok başka ülkesine kadar 1800'lerin ortalarından bugüne kadar süregelen bir pratik halinde vardı. Kemalizm bu anlamda bir istisna oluşturmuyor. O anlamda Kemalizm belki de kendi tarihsel koşullarına, varoluşuna çok da denk düşen bir şey. Bu tarz bilgileri daha fazla ve daha detaylı olarak isteyenler kanalımıza abone olabilirler.